Daniel daha iyi hissediyor. Merhaba komşu. Margaret'la saklambaç oynuyorum. Şşş. Margaret, beni buldun. Tamam, şimdi çok iyi bir saklanma yeri bulacağım. Gel bizimle saklambaç oyna. Hadi Margaret. Gel dendeni yakala. Hadi bu tarafa gel. Nereye saklanayım? Aa, masanın arkasına. Benimle saklan. Margaret, gel beni bul. O geliyor. Margaret, onun geldiğini sanıyordum. Beni şaşırttın. Vay, beni çok iyi buldun Margaret. Şimdi sen saklan, ben sayacağım. Bir, iki, üç. Margaret, saklanman gerekiyordu. Tamam. Saklan baştan bu kadar. Hadi şimdi yakalamaca oynayalım. Beni yakalayamazsın. Hadi Margaret, hadi. Beni yakalamaya çalış. Hadi Margaret, yapabilirsin. Hadi. Anne. Oh hayır. Daniel, ne oldu? Acıyor, acıyor. Tamam, ben buradayım. Beni çağırmana sevindim. Canın yandığında yardım için bir yetişkin bu. Olamaz. Ne oldu dostum? Söyle bakayım. Arabama takılıp düştüm ve bileğimi acıttım. Çok acıyor. Gel küçük kaplan. Abine mutfaktan bir buz torbası getirelim. Bu bilek gerçekten diğerinden biraz daha büyük görünüyor. Biraz şişmiş. Dokunduğum zaman acıyor mu? Evet, evet. Tamam, seni doktor Sara'ya götürsem doktor iyi olur. Doktor Sara mı? Doktora gitmek zorunda mıyım? Evet Daniel. Doktor Sara bir yetişkin ve onun işi insanlara yardım etmek canım. Canın yandığında yardım için bir yetişkin bu. Ama sen de bir yetişkinsin anne. Sen neden bana yardım edemiyorsun? Ben bir yetişkinim ve sana bazı şekillerde yardım edebilirim. Mesela öpücüklerle. Ve sarılmayla. Ve ugamugalarla ya da buz torbalarıyla. Bir buz torbası. Teşekkür ederim. Ama Doktor Sara'nın işi incindiğinde vücuduna yardım etmektir canım. Tamam. Kaplancığı da alabilir miyim? Evet. Bu çok iyi bir fikir. Gel benim büyük kaplanım. Hadi doktora gidelim. Ah, bileğine dikkat edelim. Hadi troleybüse binelim. Troleybüs. Bizi Doktor Sara'nın muayenehanesine götürür müsün? Bileğimi incittim. Ama Doktor Sara bana yardım edecek. Anne, Doktor Sara bileğime dokunacak mı? Evet. Ama onu tam olarak nerenin acıdığını bulmak için yapacak. Onu bu sayede iyileştirecek ve ben hep yanında olacağım canım. Tamam, tamam biliyorum. Anne yanında. Hadi bakalım. Merhaba Daniel, Kaplan Hanım. Merhaba Doktor Sara. Merhaba Doktor Sara. Daniel ayak bileğini incitti. Oh, tüh. Bana ne olduğunu anlatır mısın? Oyuncağıma takılıp düştüm. Bunu duyduğumu üzüldüm. Muayeneanneme gel ve ayak bileğine yakından bakayım. Hadi bakalım. Ayak bileğine bir buz torbası koyduğunu görüyorum. Annem koydu. İyi hissetmeme yardım etmek bunun için. Bunun yardımı olur. Onu açabilir miyim? Evet, tabii açın. Ama anne korkuyorum. Canın acıdığında doktora gitmenin korkutucu olabileceğini biliyorum ama... Canın yandığında yardım için bir yetişkin bu. Ve ben bileğinin iyileşmesine yardım etmek için buradayım. Ve sana göstermek istediğim bir şey var. Nedir o? Vücudun içindeki kemikler işte böyle görünüyor. Vay canına, bir sürü kemik var. Evet öyle. İncinmediklerinden emin olmak için bileğindeki kemikleri kontrol edeceğim, tamam mı? Tamam. Tamam. Peki ya bu, şimdi acıyor mu? Ayağını elime doğru iter misin? Bunu yapınca da acıyor. Tamam Daniel, aferin, harikaydın. Bileğinde kırık bir kemik olduğunu sanmıyorum. Ama bileğinin bir fotoğrafını çekmek istiyorum özel kameramla. Sadece emin olmak için. Bunun adı röntgen makinesi. Bu vücudunun içinin fotoğrafını çekiyor. Böylece kemiklerini görebiliyoruz. Bir röntgen makinesi. Tamam. Ve şimdi sana bunu giydireceğim. Bu biraz ağır. Sadece birazcık.
Röntgen hiç acıtmayacak ama ben fotoğrafını çekerken hiç kıpırdamaman gerekiyor. Bir heykel gibi. Bunu yapabilir misin? Ne dersin? Kıpırdamadan durabilirim bak. Harika. Aynen böyle dur. Annem ve ben kapının dışında duracağız ve resim için ben bir düğmeye basacağım. 1, 2, 3. Kıpırdayabilir miyim? Evet, kıpırdayabilirsin. Ah, Doktor Sera haklıydı. Röntgen hiç acıtmadı. Harika bir heykeldin Daniel. Evet, öyleydin. Şimdi gidip röntgen fotoğrafına bakacağım ve hemen geri döneceğim. Vay, Doktor Sera vücudumun içini görebiliyor. Bu kaplan teşem. Keşke ben de bir şeylerin içini görebilseydim. Hey, benimle hayal kurmak ister misin? Hadi hayal edelim. Ben birçok şeyin içini görebiliyormuşum, tamam mı? Benimle gel ve içlerine bakalım. Orada ne varmış ve nasıl çalışıyormuş görelim. Su bir yaprağa kadar nasıl çıkar? Köklerden yukarı çıkıp ağacın içinden geçer. Karıncalar toprağın içinde ne yapar? Onlar bütün sene çalışırlar. Arı kovanının içinde ne olur? Arılar buldukları nektarla bal yaparlar. İçine bakmak istiyorum. Bu harika ötesiydi, değil mi? Tamam Daniel. Röntgen fotoğrafları hazır. O benim bileğim mi? Evet öyle. Ve bana hiçbir kemiğinin kırılmadığını gösteriyor. Bileğin acıyor çünkü o burkulmuş. Burkulmak ne demek? Düştüğün zaman bileğin yanlış yere dönmüş demek. Ama bileklerin iyi. Bu biraz zaman alacak ama bileğin kendi kendine iyileşecek. İşte bu iyi haber. Evet öyle ama ona bakman gerekiyor. Nasıl? Önce bileğini bu bandajla saracağım. Buna dokunabilirsin, yumuşacıktır. Aa, bu yumuşak ve esnek. Şimdi bunu saracağım ve böylece iyileşirken bileğin aynı yerinde kalacak. Kaç kere sardığımı saymak ister misin? Tamam, benimle say. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi içine sokalım, tutturalım, bitti. Vay, tamamen sarıldı. Hı hı. Sonra bir şey daha. Çok fazla yürüme ve oturduğunda ya da yattığında bacağını yüksekte tutmayı unutma. Yüksekte mi? Evet, yüksekte. O biraz yukarıda durmalı. İşte böyle. Tamam, bunu yapabilirim. Evet Daniel, hepsi bu kadar. Yani bitti mi? Şimdiden mi? Kesinlikle. Ve birkaç gün sonra kontrol için bana gelmeni istiyorum. Tamam, gelirim. Çünkü biliyor musun, artık korkmuyorum ben. Çünkü sen cesur ve güçlü bir kaplansın. Bir çıkartmaya ne dersin? Seçtiğim bu kaplancık, macera kaplanı. O cesur ve güçlü. Benim gibi. Teşekkür ederim Doktor Sera. Rica ederim. Görüşürüz. Hoşça kal Daniel. Hoşça kalın Kaplan Hanım. Aa, merhaba. Merhaba kedicik. Burada ne yapıyorsun? Elbileğimi incittim yamya. Bugün ben de incindim. Ayak bileğime bak. Doktor Sera röntgen fotoğrafı çekti ve etrafına 5 kere bandaj sardı, biliyor musun? Vay yamya. Şimdi iyi misin? Evet. Canın yandığında hemen yardım için bir yetişkin bul. Doktor Sera iyi hissetmemi sağladı. Sence benim de iyi hissetmemi sağlar mı miyam ya? Doctors do so many things to keep us big and strong. Not just kids but grown-ups too, they help us all day long. I see you when you might be sick and when you're healthy too. Doctors are grown-ups who can help you. When you get hurt, find a grown-up to help you feel better. Listen to your heartbeat, it's nice and strong. They look inside your mouth, open up and say ah. I can check your bones with an x-ray machine, or fix up that little cut on your knee. When you get hurt, find a grown-up to help you feel better. They take your temperature and look into your ears and eyes. I'll bandage up your elbow, scrape with one the perfect size. Thanks. Doctors do so many things to keep us big and strong. Doctors are grown-ups and help us all day long. When you get hurt, find a grown-up to help you feel better. Hiçbir yerini incittin ve doktora gittin mi? Unutma, yetişkinler daha iyi hissetmeni sağlamak için orada ve Doktor Sera bana yardım eden bir yetişkin. Uga muga.
Çok güzeldir dostlar ve ailenle oynamak ve çok da mutlu bir histir bak yardımlaşmak. Uyanır şöyle dersin. Merhaba. Bugün ne mutlu bir gün. Merhaba. Öyle. Bu gerçekten çok güzel hissettirir sana ve dersin ki yine geleceğim yeni bir günde ve yepyeni fikirlerle sana. Senin de vardır söyleyeceklerin benim de. Çünkü seni seviyorum.